Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Geçen haftadan yarım kalan sorular vardı ya. Geldi mi geçen haftadan yarım kalan sorular? Gelmedi mi sorular? İyi. Mehmet Ali'yi gördü gözüm. Mehmet Ali hoş geldin. Allah mübarek etsin inşallah. Allah tekrar tekrar nasip eylesin. Komple hacca gidenleri, ömreye gidenleri Cenab-ı Hak kendi yolunda istihdam eylesin inşallah. Bu yolda insanın arada bir ayağının sürçmesi normal midir? Bundan önceki yaşamımda namaz kılmazdım, Allah'ı hiç zikretmezdim. Şimdi bunları yapmaya çalışıyorum. Allah sizden razı olsun. Ama şu an bir an nefsime uysam kendimi kafir gibi görüyorum. İçime hemen vesvese geliyor. Üstadınla arandaki bağ koptu diye bu vesvese doğru mu? Bu bana çok büyük sıkıntı veriyor. Bazen haramlardan çok uzun bir süre ve çok güzel uzak duruyorum. Namazımı aksatmıyorum. Ama bir gün uyuveriyorum nefsime. Sonra çok üzülüyorum ama iş işten geçmiş oluyor. Arkadan hemen tövbe ediyorum. Böyle nefsimize her uyduğumuzda üstadımızdan helallik almak gerekir mi? Aramızdaki manevi bağ kopar mı? Her nefsimize uyduğumuzda. İnsanların ayakları sürçer, dilleri sürçer, an gelir gaflete düşer. Hepsi de bu insanlar için. Bir kimse günahsız hiç kimse yoktur. Hatasız, kusursuz hiç kimse yoktur. Hata, kusur herkes için makul bir şeydir. Makul derken yani olağan bir şeydir. Çünkü şöyle olağan bir şeydir. Yani sanki koşa koşa günah işlemek gibi değil bu. Öyle de algılamayın meseleyi. İnsanız, insan fıtratı için olağan bir şey. Bu ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde olağan değildi. Peygamberliğinin ölçüsü de buydu zaten. Hani Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de der ya, hiç kimse günah işlememiş olsa, ayet-i kerimede var bu noktada. Ben öyle bir topluluk yaratırım ki onlar günah işlerler, tövbe ederler, ben de onları affederim. Burada Cenab-ı Hak'ın Afiv ismi şerifi ve Tevvab ismi şerifinin tecelli etmesi lazım. O tecelli edecek diye biz mecbur günah işleyenlerden değiliz, cebri değil bu. Ama Cenab-ı Hakk'ın o sıfatının tecelli etmesi lazım. Bu noktada insanlar günah işlemeye meyyallidir. Hata işlemeye meyyallidir. Heva ve hevese dönmeye, heva ve hevese uymaya meyyallidir. Buradaki ölçü şu. Bir günah-ı kebair işlerken eğer kalbinizde zerrece bir titreme olmadıysa, zerrece bir titreme olmuyorsa, kalbinizde bu noktada bir hüzün, kalbinizde bu noktada bir sıkıntı olmuyorsa, sufiler için yine aynı şeyi söyleyeceğim. İki tecelliyet var. Bir, o kimsede hiç sufilik bulaşmamış. İki, o kimsenin şeyhi, mürşidi kamil değil. Eğer bir sufinin şeyhi, mürşidi kamil ise onun dervişlerinde günah-ı kebair işlerken kalbinde bir sıkıntı olur. Kalbinde bir titreme olur. Kalbinde bir bunalma olur. Kalbinde bir depresyon olur. Eğer olmuyorsa
O zaman ya o üstad denilen kimse mürşid-i kamil değildir, ya da o derviş denilen kimse de sufilik onda oturmamıştır, yerleşmemiştir. O kimse zahiren mümin ama içsel olarak münafıktır. O kimse kendine çeki düzen verecek, kendine bakacak o zaman. Ha böyle olduğu zaman, eğer ki bir kimse kalbinde bir titreme, bir sıkıntı olmuyorsa günah kebair işlerken, o zaman o kimse eğer bir mürşidi kamile bağlıysa ve onun üzerinde bir şek şüphe yoksa, gidip onunla helallaşacak, onunla biatlaşacak. Diyecek ki, ya benim kalbim bu noktada nasırlaşmış. Benim kalbimde bir titreme yok. Ben çok rahat bir şekilde günah kebair işliyorum. Kalbime hiç bu haramdı, bu yanlıştı diye bir duygu, düşünce gelmiyor. O zaman sıkıntı var. Allah muhafaza eylesin. Bir yerde kısas ve had cezaları uygulanmaz ise orası zelil olur. Hadis demiş buraya. Buraya soru yazarken, bu hadis hangi hadis kitabında geçiyor? Hangi hadis kitabında geçiyor? Bunları da not olarak altına yazın. İnsanlar araştırabilirler onu çünkü. Hadis dediği zaman yaklaşık muteber hadis kitabı olarak 16-17 tane hadis kitabı var. Hangi birisinden araştırsın bir kimse? Bu tabi hadis-i şerif meselenin özüne uygun bir söz. Yani buraya her ne kadar nereden alıntı yapıldığı yazılmamışsa da, buna benzer bu manada hadis-i şerifler okudum çünkü. Kısas ve had cezalarını kim uygular? Birbirimize kısas uygulayabilir miyiz? Alemlerin Rabbine nasip eden, İhsan eden ve ikram edecek olan Allah, ha hamdü senalar olsun. Amin. Kısas Darül İslam'dadır. Darül Harp'te eğer bir harp imamı seçildi ise harp imamı uygulayabilir. Darül Harp'te bütün Müslümanların bir harp imamı seçme zorunluluğu vardır. Bizim topraklarımızda, ülkemizde ve İslam ülkelerinde Osmanlı'nın geri çekildiği, Osmanlı geri çekilmiştir. O topraklar bir başkası tarafından fethedilmemiştir. Bir başkası tarafından savaşaraktan alınmamıştır. Osmanlı yerel halka bırakmıştır geri çekildiği yerleri. Bazı yerel halklar İngilizlerle ortak olup Osmanlı'yla mücadele etmişlerdir. Yemen'de, Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Onlar İngilizlerle ortaklık yaptılar. Bugünkü Suud ailesi, onların dedeleri. Birisini Suud'un başına, birisini Ürdün'ün başına, birisini de İran başına geçirdiler. Üç tane kardeşi. İran başına geleni de Saddam ihtilalle devirdi. Ondan sonra o da devrildi. Yemen'in başındaki, Ürdün'ün başındaki o kral Hasan mı şimdi? Onun babası Kral Hüseyin, onun babası var. Onun babasıyla Suud'un eski dedeleri kardeş onların. Hasan'ın dedesiyle şimdikinin dedesi kardeş. Onlar aile olarak komple İngilizlerle beraber ortaklaşa Osmanlı İmparatorluğu'nun oralardan çekilmesine sebep oldular. Tarihi bilmediğimizden biz bu noktada neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve ondan sonra da İngilizler şeyde, o Vahabi var ya, Abdurrahman Vahabi,
o zaman için onun da sapık fikirleri vardı. O sapık fikirleri olduğu için gitti bu Suud ailesinin yanına. Çölde yaşıyorlar bunlar. Bedevi, cahil insanlar. Onların yanına gitti, sığındı. İngilizler onların hepsini de kullandı. Şimdi Suud'un resmi dini Vahabilik oldu. Mezhep olarak. Bu tarihi bunlar. Evet. Şimdi bir yerde had cezası yoksa, yani had cezaları Darül İslam'da uygulanır. Darül Harp'te uygulanmaz. Dünya üzerinde şu anda Darül İslam olan bir yer, bir belde yok. Sakın o IŞİD'i Darül İslam olarak görmeyin. O bir aldatmaca. Dünya üzerinde ne kadar cihat şuuruyla yaşayan Müslümanlar, öyle düşünenler varsa hepsini topluyorlar şimdi Orta Doğu'ya. Orta Doğu'da hepsi de toplanacak orada, Irak'ta. Ondan sonra komplesini yok edecekler, helak edecekler. O büyük bir oyun. O büyük bir oyun bu. Bunu bu mesele başladığından beri bu fakir haykırıyor. Bu büyük bir tezgah bu. Bu tezgahın içerisinde İsrail var, ABD var, İngiltere var, Almanya var, Fransa var. Bu tezgahın içinde bunlar. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da ne kadar cihat şuurunda Müslüman varsa çekiyorlar oraya şimdi. Serbest. Bakmayın onların kızdığına. Bak Fransa'dan habire geliyor, İngiltere'den habire geliyor, Almanya'dan, Fransa'dan, İsviçre'den, Danimarka, Hollanda habire toplanıyorlar oraya. Amerika'dan habire toplanıyorlar, geliyorlar oraya. Rusya'dan toplanıyorlar oraya, geliyorlar. Hepsi de geliyor. Afganistan'daki örnek gibi bu. Nasıl Afganistan'da da bir cihat var dediler, toparladılar. Amerika destekledi. Kime karşı? Ruslara karşı. Ruslara karşı cihatçıları destekledi Amerika. Silah verdi, para verdi. Rusların ekonomisini orada batırdı. Bütün herkes de ne yaptı? Aman cihat ediyoruz dedi. Çeçenistan'da aynı hareketi yaptı. Bütün herkes cihat ediyoruz dedi. Hüra gitti herkes. Koşa koşa. Çeçenistan'daki cihadın başındaki komutan İngilizlerden sığınma aldı İngiltere'de şimdi. Çeçen komutan. İngilizler bir tane saray, maaş, pasaport, kimlik İngiltere'de şimdi. Ara ki bulasın. Irak'ta Sistani nereden geldi? İngiltere'den geldi. Neden? Oradaki sadrının militanları İngilizlerle savaşmaya bir tutuştular. İngilizler 3-5 tane kayıp verince Sistani apar topar geldi Irak'a, oturdu, yerleşti. Çünkü sadrının üstünde o hiyerarşik olarak. Sadrı oturtturdu oraya. Bitti. Irak'ta hiçbir tane İngiliz ölmedi. İngilizler hiçbir yerde ölmezler. İngilizler İstanbul'u da işgal ettiler. Bir tane İngiliz'in burnu kanamadı. Soğuk algınlıktan ölseydi çekeceğimiz ceremenin haddi hesabı yoktu. Bir tane İngiliz ölmedi. İstanbul'u, payitahtı, başkenti işgal ettirdiler. Oturdular, çıkmadılar. Ne zamana kadar? Ankara hükümeti kurulunca kadar. Ankara hükümeti kuruldu. Onların istedikleri bütün her şeyleri, imzaları attılar. Şer'i hukuku kaldırdılar. Dini İslam ibaresini kaldırdılar. Her şey laik, demokratik, hukuk devleti olarak devleti kurdurdular. Ondan sonra çektiler, gittiler oradan. Böyle. Bir tane İngiliz'in burnu kanamadı. Ondan sonra da Yunanlılara bize de silahı verdiler. Biz de Yunanlıları, 3-5 tane Yunanlıyı denize döktük. Kurtuluş Savaşı dedik, bayrağı diktik.
Bu farklı bir şey. Şimdi kısas Darül İslam'da. Darül Harp'te ise harp imamı için geçerli. Darül Harp'te kısas uygulanmaz. Uygulanamaz çünkü. Darül Harp'te İslam hukuku da uygulanamaz. Uygulanamaz, uygulanmaz çünkü. Şimdi Müslümanlar kendi aralarında bir hata yapıyorlar. Hata şu. Nikahta, zekatta, ondan sonra hukukta, bu noktada genel olarak ceza hukukunda, mirasta İslam hukukunu uygulayacağız diye uğraşıyorlar. Kardeş, uygulayamazsınız kendi aranızda. Mümkün değil bu. Bu ibare açıktır Hanefilerde. Hadis-i şerifte vardır. Der ki Darül Harp'te hukuk yoktur. İslam hukuku da yoktur. O yüzden siz Darül Harp'te zekat memuru yoktur. Zekat memuru yoktur. Zekatı devlet toplar Darül İslam'da. Bize şimdi zekat verin diyoruz, anlatıyoruz ya biz zekat verin diye. Bu zekat verin, iyi kardeş. İslam hukuku mu var? Yok, ben vermeyin demiyorum bakın. O zaman o kimse kendince el yordamıyla, göz yordamıyla bildiği, tanıdığı bir yere gidecek, zekatını verecek. Zekatın bir beldeden bir beldeye gitmesi de caiz değil. Yok İslam hukuku. Yok. Bir yerde İslam hukuku yok ise bütün Müslümanların orada İslam hukukunun icra edilmesi için mücadele etmeleri farzayındır. Hanefi'ye göre. Şafii'ye göre bütün Müslümanlar orada şehit oluncaya kadar savaşmaları farzayındır. Şafii'ye göre. İmam Şafii der ki bir yerde İslam hukuku daha önce var ise orada İslam hukuku kaldırılmış olsa dahi orası Darül İslam'dır. Ama bütün son Müslüman şehit oluncaya kadar İslam hukukunu yeniden icra ettirmek için Müslümanların cihad etmeleri farzayındır der. O yüzden bir kimse ben Şafii'yim dediğinde çok basit. O kimsenin bu noktada son Müslüman ölünceye kadar cihad etmesi farzayın olur. Buradaki cihatta kıtal var. Ölme öldürme var. Şafii'ye göre. Bunları normal ilmihal kitaplarından bulmanız mümkün değil. Türkiye'de bunları ilmihal kitaplarına yazamazlar. Türkiye'de bunları ilmihal kitaplarına yazarlarsa o ilmihal hocasını derdest edip içeri atarlar. Laik demokratik hukuk devletini neye? İslam'a değil. Ne? Değil. Neye döndürmek? Teokratik düzene döndürmek. Adına teokratik derler. İslam demezler. Ben neye diye size o yüzden söylüyorum. Ne? Teokratik düzen. Benim köylü amcam teokratik düzeni bilmez. Benim derviş kardeşim teokratik düzeni bilmez. Ona ver tesbih eline la la illallah la la illallah çeksin. Şeyhini uçursun bol bol. Mübareğe gördün mü bu gece ne o? Bulutların üstündeydi. Harika. Bizim mübareğe gördün mü ne oldu? Benzini doldurdu. Ulan dedim bizim mübarek hiç benzini doldurmuyor. Habire sizin mübarek dolduruyor. Onların mübarekleri uçuyorlar boyuna. Öyle dedi birisi bana.
Dedim vallahi bizim mübarek dedim öyle değil hiç. Ne oldu dedi? Biz 28 Şubat'ta dedim karakol karakol dolaştık. Sizin mübareklere dedim hep tayin çıktı. Manevi tayin. Ne oldu? Şeyh Efendi'ye manen görev verdiler. Medine'de duruyor. Sizin Şeyh Efendi Mekke'ye gitti, geri dönmedi 28 Şubat'ta. Sizin Şeyh Efendi manevi görev çıktı Kanada'ya. Sizin Hoca Efendi manevi görev çıktı Amerika'ya. Filancanın şeyhi manevi görev çıktı. Nereye? Avustralya'ya. Filancanın şeyhi manevi görev çıktı. Nereye? Kanada'ya. Burada 28 Şubat var. Bizi tuttuklarını tutan öpüyor bizi. Bu mübareklerin hepsi de ne kadar mübarek pır 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 uçtular. Kimi Kanada'da, kimi Norveç'te, kimi Amerika'da ahkam kesiyorlar oradan. Şimdi 28 Şubat bitti. Bunlar ahkamlarına devam ediyorlar. Soysuz bunlar, soysuz. Bunlar bir düdükle çektiler gittiler buradan. Bir düdükle. Bir düdükle tekkelerin anahtarlarını gittiler, okulların anahtarlarını, partilerinin anahtarlarını gittiler, dergahlarının anahtarlarını 28 Şubatçıların eline verdiler. Verdiler. Aynı şeyi kendi dergahımın içerisindeki bazı şimdi uçan nakibim, nükabbayım diyenler de yaptı. Efendi baba, bizi basıyorlar. Ne yapalım, dersleri iptal edelim mi? Edin. Ettiler. Şimdi kahraman hepsi de. Hepsine bir böyle mübarek bir şeyden, ne o, gökten bir tane mektup geldi. Tayin çıktı. Nereye? Kanada. Hıyra gittiler Kanada'ya. Sizin Kanada'ya gitmeniz lazım. Ha olur. Bunlar gene bir düdük çalsa gene gider hepsi de. Kimi Çevik Bir'e mektup yazdı. Kimisi gitti öptü. Nereleri öpeceklerse, elini öpseler iyi. Nerelerini öptüler bilmiyorum. İyi öptüler ki dokunan olmadı onlara. Ne derler? Teokratik. Bilmez kimse. Yargılanırken de neden yargılandığını bilmezsin. Savcı senin hakkında iddianameyi yazar. Layık demokratik hukuk devletini teokratik düzene çevirmekten. Soruyorum. Savcı Bey, teokratik düzen ne demek? Bunu anlamadım diyorum. Bu Türkçe mi? Bu Türkçe değil sayın savcım diyorum. Anlayamadım. Türk Dil Kurumu'na mı soracağız? Bu teokratik düzen ne demek? Demokratik düzen. Türkçe değil. Teokratik düzen. Türkçe değil. Savcıya soruyorum. Sayın savcım, bu teokratik düzen ne demek? Bakıyor. Bilmiyor musun diyor. Hayır. Neyle yargılanacağımı bilmiyorum ben. Diyemiyor. Dini bir düzen, dini bir sistem. Ne dini? Ama İslam dini derse bütün herkes diyecek ne ya sen İslam'la mı savaşıyorsun? Hristiyan dese diyemez zaten. Türkiye'deki Hristiyanlar böyle bir esen yelden alınırlarsa Vatikan, Avrupa dahil tepemize çökerler. Teokratik düzenden Musevilik diyemezsiniz. Derseniz zaten ihtilal sebebi kıyamet kopar. Ne kaldı geriye? İslam garip. Din garip geldi, garipler yaşadı, garip gidecek.
İslam hemen kocaman bir böyle hepimizin kafasında bir karanlık işaret. Ne? Şeriatçı. Şeriatçı. Siz Mevlevi değilsiniz diyor bana. Ne izliyorum ben? Siz şeriatçısınız diyor. Elhamdülillah diyorum ben şimdi. Bakıyor. Ha Mevleviler Kur'an ve sünnette değil sanki. Biz diyorum Kur'an ve sünnete tabiiz. Mevleviyiz. Kur'an sünnet dairesinde Mevleviyiz. Ona da inanmıyor. Evet. Kısas ve had cezalarını kim uygular? Devlet. Hangi devlet? İslam devleti. O devlet kendi hukuk sistemini Kur'an ve sünnete dayandırır. O zaman uygular. Birbirimize karşı kısas uygulayabilir miyiz? Hayır. Hiçbir yerde, ne Darül Harp'te ne Darül İslam'da hiç kimse birbirine kendi kafasından kıyas uygulayamaz. Kısas uygulayamaz. Allah bizi affetsin inşallah. Aa güzel soru. Atatürk mason ya da dinsiz miydi? Benim var ya bir sohbetim. Değil mi? Onu bölüm bölüm internete atıyorlar değil mi? Bir bölümünü. Bizim derviş kardeşlerin imtihanı o sohbet. Savunmak için uğraşıyorlar ya. Hiç uğraşmayın. Sohbetin bütününü Salim, sohbetin bütününü bir arabana at. İnternetten duyuyordur şimdi o beni. Sohbetin bütününü izleyecekler. Atatürk dinsiz miydi? Birisi onun dinsizliğine hükmediyorsa hüküm kendisine ait. Birisi onun dinliliğine hükmediyorsa o yine hüküm kendisine ait. Hükmeden ait. Biz sufiler hiç kimsenin dinli veya dinsizliğine hükmedemeyiz. Hüküm Allah'a aittir. Bir kimsenin son nefesinde iman ehli mi olduğunu yoksa imansız mı gittiğini ancak Allah hükmeder. Yatıyor, ölüyor son nefesinde, verdi son nefesini. Sen nereden biliyorsun onun dinli mi dinsiz mi olduğunu? Buna hükmedecek sufiler içerisinde Hanefi fıkhına göre birisinin buna hükmetmesi mümkün değil. Ey iman edenler, sizin birine olan kininiz, düşmanlığınız adaleti, hukuku şaşırtmasın. Sen birine kinlenebilirsin. Senin adaletini şaşırtmasın bu. Ama Türkiye'de İslam'ı cenahta durduğunu söyleyenler Atatürk'ün dinsizliğine hükmederekten para kazanıyorlar. Kendilerine hiyerarşi kazanıyorlar. Kendilerince bir zemin kazanıyorlar. Dinsizliğine hükmedenler. Dindarlığına, dinliliğine hükmedenler de Atatürkçüler diyorlar ki o Müslümandı. Hani böyle Müslümanlara yakın duran. Bir kısmı da diyor ki o hayır, o İslam değildi, Müslüman da değildi. Herkesin bir Atatürk'ü var Türkiye'de. Her kliğin bir Atatürk'ü var. Atatürk, yani şöyle söyleyeyim, laik Kemalist sağcılar, laik Kemalist sağcılar Atatürk'ü dindar göstermek için uğraşırlar. Laik Kemalist solcular Atatürk'ü dinsiz göstermeye çalışırlar. Kardeş, bir de İslami noktada duran bir kısım cenah Atatürk'ü dinsiz gösterir. Der ki kafir. Bir kısmı melamet, melami meşrepli olanlar Atatürk evliyadır derler.
zamanın velisi ve kutbudur derler. Ben Melamilerden bunu da dinledim. Ben ne diyorum? Ben dinli ve dinsiz olduğuna hükmetme noktasında değilim. İyilik yaptıysa ayet-i kerime, zerrece iyilik yapanın iyiliği karşılıksız kalmaz. Zerrece kötülük yapanın kötülüğü cezasız kalmaz. Atatürkçü müsün? Hayır. Necisin? Ben Kur'an ve sünnete inandım. Benim için siyasetim vatan, siyasetim Kur'an, sünnet, vatan, millet. Benim duruşum, görünüşüm, içim, dışım bu. Perşembe gün sordular bir parti oyla alakalı. Hiçbir kardeşe diyorum bugüne kadar şu partiye oy atın demedim. Demeyeceğim. Ben Kur'an ve sünnet öğretmeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla, yapabildiğim kadarıyla. Arkadaşlar bunu benden ne kadar öğrendilerse, ben ne kadar öğretebildiysem öğrendi. Herkes oy atacaksa nereye atacağını çok iyi bilir. Atmayacaksa atmaz. Atmamanın sorumluluğunu kendi üzerine alır. Öyle ya, atmadı diyelim ki Türkiye karıştı. Bir de bu var. Türkiye çok büyük sıkıntılar bekliyor. Çok büyük sıkıntılar bekliyor. Çok büyük sıkıntılar. Bugüne kadar yaşamadığı büyük sıkıntılar bekliyor Türkiye'yi. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Türkiye'yi bugüne kadar yaşamadığı büyük sıkıntılar bekliyor. Güneydoğu'da ve doğuda. Bu yangının altında Kürt'ü de, Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, bu yangının altında inim inim inler. Bu yangından İstanbul'dan Edirne'den tut Kars'a, Rize'ye, oradan Antalya'ya kadar, oradan Kuşadası'na, İzmir'e kadar bu yangından etkilenmeyecek bir ananın oğlu kızı kalmaz. Eğer korktuğun, bu noktada memleketim adına üzüldüğüm, hiç beklemediğim şeyler gerçekleşirse, gerçekten memleketimi ve memleketimin insanlarını çok büyük bir sıkıntı bekliyor. Çok büyük bir sıkıntı. Şimdiden Allah için, bütün herkese söylediğim söz bu. Allah için söylediğim söz. Kimse sıkıntının farkında değil. Herkes ucuz siyaset peşinde. Ucuz siyaset. Memleketini seven, memleketini düşünen çok az. Çok az. Bir değnek almalı, bütün siyasetçileri değnekten geçirmeli. Millet farkında değil. Zannetmeyin ki Türkiye'deki sıkıntı ümmeti Muhammed'i etkilemeyecek. Ümmeti Muhammed'in tamamını etkileyecek. Ümmeti Muhammed'in tamamını etkileyecek. Problem çok büyük. Sıkıntı çok büyük. Çok büyük. Konuşursam siyaset yapıyormuş gibi algılanacak. Parti tutuyormuşum gibi algılanacak. Ben memleketimi düşünüyorum. Ben siyaset yapacak olsaydım şimdi milletvekiliydim. Ben siyaset yapacak olsaydım gittiydim bir yerde genel başkan yardımcısıydım.
Genel başkanlığına adaydım. Benim böyle bir derdim yok. Olmadı, olmayacak da. Dergaha girdiğimden beri. Olmadı, olmayacak da. Bir gün sizin karşınıza milletvekili olarak gelmeyeceğim. Bunu bilmiş olun. Hayır. Asla hem. Böyle bir şey yok. Ama Türkiye'yi sıkıntılı günler bekliyor. Evet. O yüzden normalde Atatürk bu manada toplumun kendi içerisinde ama değer olmuş ama değer kabul edilmiş. Kullanıyor herkes. Herkes kullanıyor. Hazreti Mevlana'yı istismar ettikleri gibi. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni istismar ettikleri gibi. Yunus'u, Sufileri, Şeyhleri istismar ettikleri gibi. Atatürk'ü de istismar ediyor herkes. Birileri Atatürk'ü dinsiz gösterecekler. Birileri Atatürk'ü zamanın kutbu gösterme telaşında. Birileri de Atatürk'ü dindar gösterme telaşında. Bırakın kardeşim adamı. Hesabını verecek olan o. İyilik yaptıysa Allah mükafatlandıracak. Kötülük yaptıysa Allah cezalandıracak. İmanla gittiyse sonuçta cennete gidecek. İmansız gittiyse cehenneme gidecek. Bize ne? Birinin cehenneme gitmesinden biz mi sevineceğiz? Kim olursa olsun cehenneme gitmesi bizi sevindirecek mi? Bu kin niye? Biz isteriz ki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen herkes cennete gitsin. Allah muhafaza eylesin. Mason muydu diyor, mason olmuş olsa mason localarını kapatmazdı. Aslında bir Atatürkçü asla mason olamaz. Ama gidin masonların hepsi de Atatürkçüyüz diyor. Mason localarını kapattı. Ey Atatürkçüler, bütün mason localarını kapatın. Atatürk'ün izinden gidenler. Yok. O sohbette bunu demek istemiştim. Atatürkçüler, Atatürk'ün zamanında yazılmış olan tefsir var. Hepiniz evlerinize alıp okuyun. Atatürkçüler, Atatürk'ün zamanında yazılmış olan tefsiri bütün okullarda ders kitabı olarak koyun. Atatürkçüler, o tefsiri alın, bütün Diyanet'in camilerine koyun, bütün Diyanet'in camilerinin imamlarına söyleyin, emredin, cemaate o tefsirden okusunlar. Yok. Atatürkçüler, nasıl camilerde Kur'an kursunu 28 Şubat'ta Atatürkçülük adına kapattınız? Eğer gerçekten Atatürk dindar ise sizden hesap soracak o zaman. Diyecek ki Atatürk dindar diyen Kemalistler, Atatürk Müslüman diyen Kemalistler, o zaman Atatürk sizden mahşerde hesap soracak. Neden? Neden benim yolumdan, izimden gitmediniz, dinle savaştınız? Atatürk dinsiz diyenler var. İyi kardeş. Sen de dinsiz diyorsun. Sen hükmediyorsun. Allah bizi affetsin. İşte yaptığı konuşmalar var. İşte o konuşmaların neticesinde dinsiz diyor. Kafir. Tövbe kapısını kapatmış adama.
Süleyman Demirel sağ mı? Sağ. Adam televizyonda söyledi. Biz dedi demokratik hukuk, ona anayasayı böyle değiştirdik. Bizde dedi İslam hukuk yok. Türkiye'de darül harptir dedi. Ve biz dedi asla bu hukukla dedi hukuklanmaz da dedi. Bu noktada duruyorsa o kimse hala da diyeceğiz ki ya bu nokta küfür noktası. Ya durmadıysa? Adamın yaşı geldi bilmem kaça, bir gözü de iyice serdi, kör oldu. Ulan Deccal'ın da bir gözü kör olacak. Ulan acaba ben Deccal'ın vazifemi yaptım? Yoksa Deccal'ın askeri miyim? Bir gözüm de böyle oldu deyip. Ulan tövbe edeyim ya. Ya Allah varsa dedi, tövbe ettiyse ne yapacağız? Allah tövbeyi kabul etmez diye kim hükmedecek? Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. O yüzden birinin hakkında dinli veya dinsiz, imanlı diye veya imansız diye kim olursa olun, olsun hükmetmeyin. Bu bizim işimiz değil. Adam eşine 3 defa boş ol demiş, şimdi ne yapacağız soruyor. Ulu caminin ortasındaki o şadırvana gidecek. Her şadırvandan 3 yudumda 7'şer sefer dönerekten su içecek. Dubleks evleri var. Adam üst katta yaşıyor, kadın altta. Bunlar ne yapsın? İyi, işin yolunu bulmuşlar bak işte. Bu böyle olmaz. Bunlar Diyanet'e giderlerse, Diyanet'teki imamlar şöyle diyorlar, oradaki fetvacılar. Sizin resmi nikahınız duruyor mu? Duruyor. Siz boşanmadınız diyor, devam edin. Öyle fetva istiyorlarsa Diyanet'e gidecekler. Buna böyle fetva verilmez tabii. Bu tarafların ikisiyle de karşılıklı konuşulacak. Boş ol sözü kaç sefer nasıl söylendi, nasıl gidildi, nasıl bu noktaya gelindi? Bunlar anlatılacak. Ondan sonra bunun cevabı verilecek. Başka türlü onun cevabı verilmez. Maşallah. Buradan rüya tevil etmiyoruz. Hakkınızı helal edin. Gazali'nin Kalplerin Keşfi kitabını okurken bir rivayeti anlamakta güçlük çektik. Bizi aydınlatır mısınız? Rivayete göre şeytan bir gün İmam Şafii'ye sorar. Ey imam, beni dilediği gibi yaratan ve dilediği yolda kullanan, sonra da dilerse cennete koyacak, dilerse cehenneme gönderecek olan Allah hakkında ne düşünüyorsun? O bu tutumda adil midir yoksa zalim mi? İmam Şafii onun bu sözünü düşünür ve şöyle cevap verir. Be hey gafil, eğer seni senin arzuna uyarak yarattıysa sana zulmetmiştir. Yok eğer seni eğer kendi isteğine binaen yarattıysa o bu yaptığından mesul değildir. Şeytan aldığı cevap karşısında neredeyse yerin dibine geçecek şekilde perişan olur. Fakat çok geçmeden kendini toparlayarak ey imam ben bu soruyla 70 bin abidin beynini bulandıraraktan kulluk divandan çıkardım der. Küçüklüğümüzden beri bir yanlış yapsak Allah taş eder, yakar, cezalandırır diye korkuttular. Bize Allah-u Teala'nın merhametinden bahseder misiniz? İyi ki korktuğumuz halde böyleyiz. Hani bu çok meşhurdur ya, hep bizi dinle korkuttular hocam. Dinle korkuttular diyene bakıyorum. Sarhoş adam. Diyorum hiç korkmuş halin yok. Korksaydın içmezdin. İçiyor musun? İçiyor. Lan nereye korkmuş senin? İyi ki korkmuşsun, içiyorsun. Korkmasan demek ki Allah ne verdiyse yapacak adam. Bu da onun gibi bir şey. Bunu söyleyenler genel olarak, hiç kimse üzerine alınmasın, genel. Bunu söyleyenler Kur'an ve sünnet dairesinde yaşayanlar değil. Kur'an ve sünnetin dışında olanlar. Hayatlarını biraz böyle
avarece geçirenler. Herkes şunu diyor. Bizi hep korkuyla büyüttüler. Biz dinden, Allah'tan hep korktuk. Ha, Allah'tan korkan insan haramı işlemez. Allah'tan korkan farzları yerine getirir. Allah'tan korkan günah kebarileri işlemez. Allah'tan korkan Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışır. Ve sımsıkı yapışaraktan hayatını yaşar. Korku galip ya onda. Hiç gördünüz mü böyle bir kimse? Ben dahil. Yok. Ne korkması kardeşim ya? Ne korkması ya? Şu toplum Allah'tan korksa dimdik olur ya. Gıybet boğazımıza kadar, dedikodu boğazımıza kadar, iftira boğazımıza kadar, içki boğazımıza kadar, kumar boğazımıza kadar, eşcinsellik boğazımıza kadar. Eşcinsel milletvekili adayımız bile var. Ne korkması? Yakında Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye eşcinsel evliliklere de müsaade edecekler. Ne korkması? Ortalık haramdan yıkılıyor. Nerede bu korkanlar? Yıkılıyor ortalık haramdan. Şu korkanları bulsak da gitsem ben mürit olsam ona. Korkanı bulsam da mürit olsam ona, mürit. Gitsem ona desem ki ya bir tane korkan buldum elhamdülillah. Ben size mürit olmaya geldim diyeceğim. Vallahi diyeceğim, billahi diyeceğim. Ne korkanı ya? Şeyhler gidiyor 5 yıldızlı otellerde ömre yapıyor. Hocalar gidiyor 5 yıldızlı otellerde iftar yapıyor. Ne korkması? Bilmem müritler gidiyor deniz kenarlarında İslamiymiş. Kimse de görmüyormuş. Yüzüyor. Tatil yapıyor. Kim korkuyor? En korkanımız jet ski'ye biniyor. Şeyh Efendi'yle ömredeydik. Maşallah. Allah mübarek etsin ya. Ne güzel bir ömrü olmuştur sizin. Elhamdülillah. Nerede kaldınız demeye kalmıyor. Elhamdülillah. Ne o? Şimdi Zemzem tavırdan önce. Şimdi duyduğumu söyleyeyim. Şeyde Hilton'da. Hilton'da kaldık mübarekle. Maşallah ya. Ya Mustafa Efendi. O camekandan Beytullah'a doğru bir namaza duruyorsun ya. Ne? Camekandan Beytullah'a doğru namaza duruyorlar. Ha Beytullah'a tepeden bakıyorsunuz diyorum ben. Kalıyor. Sufiler. Beytullah'ı rüyanızda gördüğünüzde asla tepeden bakamazsınız. Beytullah arş-ı Allah'a kadar manen yükselir. Nerede olursanız olun, hangi halde, hangi rüyada olursanız olun, kaçıncı kat semaya çıkarsanız çıkın. Emmare levvame müllüme mutmainne radiye mardiye safiye makamına çıksanız dahi manen tavaf ederken Beytullah sizin katınıza kadar yükselir. Kör olanlar, sufilikten, dervişlikten, İslam'dan nasibi olmayanlar, edebi haddi bilmeyenler, Kur'an ve sünnetin ahlakıyla, edebiyle yaşamayanlar, öğrenmeyenler, Beytullah'a tepeden namaza duracağım diye bakarlar. Bununla da övünürler. Allah'tan en çok korkan bunlar. Allah'tan en çok korkan bunlar. Beğenmedikleri Osmanlı var ya, Beytullah'tan yüksek bir bina yapmaya izin vermedi orada. Beytullah'a edepsizlik olur diye.
Ya Hira Dağı'na çıktı ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Geri zekalı. Sen kendi Hazreti Peygamber Efendimiz'le eş mi tutuyorsun? Hazreti Mevlana diyor ki, ey ahmak, sen onlarla kendini eş tutma. Onlar da benim gibi insan deme. Onlar da benim gibi yiyor, içiyor deme. Ahmak. Ahmak. Sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hazretlerinin yerine mi koydun kendini? Onun yerine koyuyor kendini. Hira'dan tepeden bakmış diyor. Ahmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri senin gibi kör değildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanında Beytullah'ın esamesi mi olur zaten? O Muhammed-i Mustafa'nın yanında. O Muhammed-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanında varlıktan, yaratılmıştan hiçbir şeyin esamesi olmaz. Hiçbir şeyin. Ama Allah'tan en çok korkanlar 5 yıldızlı oteldeler. Şimdi Ramazan geliyor. Allah'tan en çok korkanlar 5 yıldızlı otellerde iftar edecekler yine. Allah muhafaza eylesin. Evet. Şimdi evet, Allah'ı sevdirmemiz lazım. Eyvallah. Sevdireceğiz derken cezalarını atacağız mı kenara? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hutbeye çıkarken bir adım attı, amin dedi. İkinciye attı, amin dedi. Üçüncüye attı, amin dedi. Sahabe sordu, ya Resulallah bunun hikmeti nedir? Cebrail kardeşim geldi. Dedi ki, ey Muhammed, Ramazan ayı gelir de bir kimse affolmazsa Allah ona lanet etsin. Amin dedim diyor. Annesi babası yanında ihtiyarladığı halde cenneti kazanmazsa Allah ona lanet etsin. Amin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin adın bir toplulukta anılır da oradakiler salatu selam getirmezse onlara Allah lanet etsin. Amin dedim diyor. Bak lanet de var. Sevdireceğiz ama İslam'ın hukuku da var. Evet. Sevdirelim. Ama İslam'ın hukukunu da görelim. Allah bizi affetsin inşallah. 76 yaşında annem hastalığı nedeniyle oruç tutamıyor 2 yıldır. Eşi oruç kefaretini ödemiyor. Evin geçiminde eksik diyor. Evin geçimini de eksik ediyor. Annem birikmiş paradan babamın parasından alıp gizli oruç kefaretini ödese caiz midir? Hayır. Annemin maaşı geliri yoktur. Maaşı geliri yoksa ödeyecek hiçbir şeysi yok. Allah onu affedecek. Cezası da yok zaten. Bir kadının bir geliri yoksa, oruç da tutamıyorsa adam onun kefaretini ödemek zorunda değil. Parası olana oruç kefareti, olmayana değil. Burada herkes dinin hukukunu bilmediğinden yanlış davranıyor. Bir kadının kendine ait parası varsa, oruç tutamıyorsa ondan kefaret ödeyecek. Parası yoksa ödemeyecek. Oruç tutamıyor, onun kefaretini bu kocası ödeyecek diye bir hukuk yok. Bizde bir de öyle ya, bilezikler kimin? Altınlar kadının. Zekat kime ait? Adama ait. Bilezikler kimin? Altınlar kimin? Kadının. Kadın ödeyecek. Ciğerinden yangın çıkacak. Bileziğin ucundan kestirecek. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Kimin altınlar? Kadının. Git kuyumcuda ölçtür. Kaç gram? 80 gram. 80 kaç? 80'den fazlaydı değil mi? Kaç gramdı? 85 gram mı? 85 gramdan fazla oldu mu? 85 gram oldu mu? Zekata girdi. 40'ta 1. 80 gramda 2 gram.
Ya para, kestir ucundan. Götür kuyumcuya de ki çıkar bileziği. Bundan 2 gram kes de. Dınk dınk 2 gram kessin. Abdüllatif, kesiyorsunuz mu bilezikten öyle 2 gram? Parasını ödüyorlar. Gelip tarttırıyorlar sizi de, öyle mi? Ciğerleri yanıyor mu kadınlar? Malın sahibi normalde bu noktada bizim toplumumuzda genelde Anadolu'da altın kadına takılıyor. Kadına takıldığı anda genel manada o kadına aittir. Erkeğin onda bir hükmü yoktur. O yüzden o altını da erkek kadından borç isteyebilir isterse. Söküp alamaz. Çünkü evlenirken bizdeki gelenek, bizdeki adet altın komple kadının. Öyle olunca zekatı da kadın verecek. Erkekler diyecekler ki bunun zekatı sana ait. Git ucundan bozdur, öde. Adam vermek zorunda değil. Ama adam ödeyecekse zekatı, hanımına bağışlaması lazım parayı. Hanımına bağışladığında o para bir dahaki seneye kadar durursa o para da zekatın içerisine girecek. Çünkü 80 gramı hesaplamıyoruz kimisinde. 3 kilo var kadında. Takıları makıları 4 kilo var. Vardır. Var olan vardır. 3 kilo olunca yani para kaç para şimdi kilosu? 100 lira. 3 kilosu 300 milyon mu yapıyor? Vay 4 kilosu 400 milyon. 40'ta biri ne yapıyor 400 milyonun? 10 milyon yapıyor. Aman ya Rabbi be. Adamın bir yıllık askeri ücreti ya. Para. 2 yıllık evliyim, çocuğum olmuyor, tedavi görmek veya tüp bebek yapmanın dini açıdan yeri nedir, sakıncası var mı? Yok. Tüp bebekte sadece bu noktada erkekten spermi alırlarsa bir sıkıntı yok. Ve aynı kadının yumurtasından alıyorlarsa bir sıkıntı yok. Ama burada bir karışıklık yaparlarsa problem var. Burada bir problem oluyor o zaman. Allah zamandır demekle Allah'a şirk koşuyorsunuz. Eğer zamanı anlarsak Allah'a ulaşırız demelisiniz. Allah sonsuz varlıktır. Sonsuz olanın yarattığı yokluktur zaman. Zaten var olan bir şey yaratılamaz. Zaman yokluktur. Allah yokluğu arttıran ve azaltandır. Kainat bu şekilde işler. Siz Allah zamandır derseniz Allah'ın dinine ters bir şey söylemiş olursunuz. Bana Allah'tan başka bir şey gösterin, sizden ders alayım. Gösteremezseniz siz bana gelin, gördüğünüz ile görüneni karıştırırsanız yine şirk koşarsınız. İnşallah zaman sizi bana getirir. Doktor. Neredesin doktor? Hemen ders alalım sana. Kim bu arkadaş? Bu soruyu yazan kim? Gel ders alayım senden. Beni müritliğe kabul edeceksin mi? Öyle demişim buraya. Ders alacağım senden. Hiç hadisi kutsi kitap okudun mu doktor? Okumadım. Okumadan nereden bu hükme vardın? Ya ikinci cümlede söylüyordum ya. Allah'a şirk koştuğumuzu nereden söyledin ki? Ha böyle demek Allah'a şirk koştuğumuzu. Nereden biliyorsun dedim. Hadisi kutsi okudun mu? Okumadım. Okumadın da nereden biliyorsun? Çünkü başka cevabı yok. Neden cevabı yok? Sende yok. Sence olmayınca cevap olmuyor mu? Başka cevap yok. Siz zamana küfretmeyiniz. Hadis-i kutsi.
Çünkü zaman Allah'tır. Okumadan bilinmez. Görmeden öğrenilmez. Anladınız? Doktor, hadisi kutsi söylüyorum sana. Siz zamana küfretmeyiniz. Çünkü zaman Allah'tır. Sen nasıl zaman, Allah zamandır demekle Allah'a şirk koşuyorsunuz diyorsun? Zaman Allah'tır. Hadisi kutsi bu. İkinci cümlen, eğer zamanı anlarsak Allah'a ulaşırız demelisiniz diyor. Zamanı anlarsak Allah'a ulaşırız diye bir kaide yok. Neden? Allah'a tek kapıdan ulaşılmaz. Haklısınız. Devam edin okuyun. Allah sonsuz varlıktır. Sonsuz olanın yarattığı yokluktur zaman. Zaman yokluk mudur? Evet. Sence? Yok. Zaman varlıktır. Değil. Delilin? Delili gösterir. Söyle. Varsa gösterir. Söyle zaman diyorum. Varsa gösterir. Söyle diyorum ben sana. Zaman varsa gösterir. Zaman Allah'tır diyor. Yani zamanı ne yaptı Cenab-ı Hak? Kendi sıfatı olarak belirledi. Zamanı görebiliyor muyum? Zaman Allah'tır sıfatı. Zamanı görebiliyor muyum? Sıfatı Allah'ın. O zaman zaman Allah değil. Sıfatı. Zaman Allah değil. Sıfatı ondan gayrı mıdır? Doktor. Bir şeyin sıfatı sadece o mudur? Sıfatı o, sıfatı Allah'tan gayrı değildir. Tamam ama kendisi de değil. Allah'tan gayrı değildir. Tamam, kendisi de değildir. Kendisi değildir dediğimiz şey, Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı Allah'ın zat-ı uluhiyetini içine almaz. O manadadır. Ben hatta diyorum zaten ikinci cümlede. Cancağızım, bizi şirk ehli yaptın. Yapmadım. Onu öyle anlat. Şirk koşuyorsunuz dedin. Tamam. Burada yazdın. Evet. Şirk ehli miyiz biz şimdi? Ne anladınız? Bana onu anlatın. Anlayalım. Benim anladığımı sana anlatmak zorunda değilim. Sen nasıl şirk ehli yaptın beni? Çünkü zaman Allah'tır dedin. Hadisi kutsi diyorum sana. Tamam. Doktor, psikoloğa gitsen git. Neden? Zaman Allah'tır demek. Hadis-i kutsi. Sizin anladığınız zaman Allah'ın sıfatıdır diyorsunuz. Hadis-i kutsi. Anladığım anlamadığım önemli değil. Bir kimse geldi dedi ki, ey iman edenler, zamana sövmeyiniz, zaman Allah'tır. Hadis-i kutsi. Hadis-i kutsiyi söyledi. Bu adam şimdi şirke mi girdi? Hadiste bir sorun. Senin kafanda değil. Yok. Sorun. Yok. Böyle gidiyor bütün herkes. Böyle gitmiyor. Hayır. Anlayalım diye geldim ben. Doktor, anlayalım demek gelmek ayrı, hükmetmek ayrı. Hükmediyorsun. Evet. Mübarek çocuk. Buyurun. Bir kimse hükmettiği zaman elinde kesin delil var demektir. Şimdi delili sunun. Sun. Zamanı görebiliyor muyuz? Evet. Nerede? Sen göremiyorsun. Nerede? Sen göremiyorsun. Sadece siz görüyorsanız sizde bir şey var. Tamam. Herkes sen göre. Görmesi lazım. Şart mı? Şart. Herkes mi peygamber olacak? Ne ala? Zamanı sadece peygamberler mi görür? Hayır. Kim görür? Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği herkes görür. Öyle bir şey, kaide mi var? Evet. O zaman zaman size dair bir şey. Evet. Bana dair değil. Hayır, zaman bana ayrı bir şey. Sana da ayrı bir şey. Ben öyle anladım, ayrı olarak anladım. Tamam, ayrı olsun o zaman. Evet. O zaman ben de görebilirim, siz de görebilirsiniz. Görebilirsin, sen görmemişsin. Siz gördünüz. Zamanı evet. Zamanı duyabilir misiniz? Evet. İşitebilir misiniz? Evet. O zaman var sizin için. Var. Ve Allah. Allah'ın bir sıfatı. Allah diyorsunuz ama. Öyle diyeyim.
Tamam, öyle değil. Farz edelim ki zaman Allah. Evet. İki ayrı şey var. İki tane sonsuz olabilir mi sizce? Neden iki tane olsun? Olamaz çünkü bir tane olur. Sonsuz olur. Neden? İki tane sonsuz olabilir mi? Olur. Nasıl olur? Tersten bakarsan olur. Nasıl olur? Sonsuza tersten bakabilir mi? Bakarsın. Normalde şimdi sonsuz dediğimiz şey evvel var mı? Yok. Evvel sonsuz değil mi? Evvel var mı? Evvel evveli var mı? Evvel var mı? Evvel, evvel. Sonsuz aynı. Evvel var mı? Yok. Var. Niye? Allah evveldir. Ezelidir de aynı zamanda. Aha, onu da söyleyeceğim. Allah ahirdir. Ve aynı zamanda da Allah nedir? Ezeldir. Ezelidir. Allah evveli midir? Sana sormayayım. Sen hadisi kutsi okumuyorsun. Hadis de okumuyorsun. Allah evvel midir? Evet. Allah ahir midir? Evet. İki tane tanım çıktı mı? Buna normalden buradan bakarsan İki tane sonsuzluk oldu mu? Buradan da bakarsanız iki tane sonsuzluk oldu mu? Size göre zaman sonsuz. Doktor, bunu anlayamıyorsan hiçbir şey anlayamazsın. Anladım ben onu. Sonsuzluğun iki ucu çıktı mı şimdi? Sonsuzluğun iki ucu çıkmadı. Bir şeyin iki ucu varsa nasıl sonsuz oluyor? Buradan tersten bakılmaz dedin de ben de tersten baktırttırdım sana. Evvelin. Evvel. Evvel evvelin başı yok. Evvel diyerek var ettiniz. Evvelin başı yok. Başı yoksa nasıl ucu oluyor? Ucu olur. Nasıl başı olur? Bu normal. Doktor, geometri okudun mu? Okudum. Sonsuz noktaya ne denir? Sonsuz nokta mı? Ha. Nokta boyutsuzdur. Sonsuz noktaya ne denir? Geometri okuyanlar, fizik okuyanlar. Sonsuz noktaya ne denir? Doğru denir. Tamam. Kabul. Sen hep sonradan kabul ediyorsun yalnız. Hayır, ben senin ne anladığını anlamaya çalışıyorum. Ha, benim ne anladığımı anlamaya çalışıyorsun. Yoksa benim dediğimde bir yanlış yok. Ha, tamam. Sen benim anladığımı anlamaya çalışıyorsun. Bayağı zaman var o zaman ya. Benim anladığımı anlaman için. Şunu baktın mı bu şekle? Orada bir şey demiyorsunuz ki. Evvel tamam. Ve ezel evveli ve ezeli. Tamam. Evveli sonsuz, ezeli sonsuz. Sonsuz. Tamam. Bak iki elinden gösterdin. Tamam. Ama ikisi de bir. Öyle mi? Evet. Evet. Neden öyle gösterdin o zaman? Sonsuz tektir. Efendim? Siz evvel diyerek sonsuzun bir uca gittiğini söylüyorsun. Ezel diyerek başka bir ama yukarı da gidebilir, aşağı da gidebilir. Sonsuz gidebilir. Tamam. Yukarıdan da evvel olabilir, aşağıdan da evvel olabilir. Evet. Yukarı dünya için o. Yani. Burası da ezel olabilir, burası da evvel olabilir. Olabilir. Neden iki yönlü gösterdin yine? Sonsuz yönü var. O zaman bütün yönlerde sonsuz. Evet. Ama iki isim var. Ne gibi? Evvel. O sizin için. Ve ezel. O sizin için öyle. Sen hangi dine mensupsun? İslam, elhamdülillah. Hocam, Allah hem evvel hem ezel değil midir? Evveli, ahir ve zahir ve bakir. Kur'an-ı Kerim. Hem evvel hem ezel. İkisi ayrı ayrı değil. Efendim? Hem evvel hem ezel. İkisi ayrı ayrı değil. Eyvallah. Eyvallah. Beni mürit olarak kabul etmedin mi gene? Anlamam lazım. Böyle yazmışsın. Bana gelin demişsin. Şimdi sonsuzu ben anlatayım bir daha. Sen anlat. Siz anladığınızı anlattınız. Sen anlat. Sonsuzu değil. Bana evveli ve ezeli anlat. Ezel ve ebed.
Zamanın ne olduğunu bilmeniz lazım. Zamanın ne olduğunu... Zaman ne doktor? Yokluk. Efendim? Yokluk. Zaman yokluk. Evet. Senin için değil mi? Kainat için. Kainat içinde. Evet. Tamam, iyi. Tamam. Ben seninkine itiraz etmedim bak. Tamam. Benim için zaman varlık. Tamam, demek ki zaman sizin için sonsuz. Evet. Burada hemfikiriz. Allah da sonsuz. Sonsuz. İki tane sonsuz nerede olabilir? Birisi bir şey sonsuz olunca onun sıfatları da sonsuz olmaz mı? Şöyle sorayım. Sonsuzun olmadığı bir yer olabilir mi? Sonsuzsa. Sonsuzun olmadığı bir yer olabilir mi? Sonsuzsa. Allah'ın zatı. Allah zatı her yer. Öyle mi? Evet. Göster bana. Gördüğünüz her yer. Allah'ın zatı mı? Allah'ın zatını görüyorsunuz. Oo. Siz zamanı gösterin bana. Doktor, ne okuyorsun? Tıp. Dini kitap olarak. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Duydum tabii. Çok güzel. İki tane sonsuz olabilir mi? Doktor. Buyurun. Kaçın sınıf öğrencisin? Üç. Senin gözünden ameliyat edeyim ben bir. Neden? Gözlerinde rahatsızlık var, baksana. Siz doktor musunuz? Neden? Çünkü doktorsanız eğer gözlerinden ameliyat edersiniz. Benim doktor olmadığımı nereden iddia ediyorsun? Doktor musunuz diye soruyorum. Sen dini bir kitap okumadan din hakkında nasıl hükmediyorsun? Çünkü din gerçek olur. Ben gerçek olanı söylüyorum. Din gerçek olansa Cenab-ı Hak bir kitap göndermiş. Evet, o da gerçek. Okumadığını söylüyorsun. Ama tek gerçek o değil ki. Her şey gerçek. Okumadığını söylüyorsun. Evet. Okumadan mı bulacaksın? Evet. Çok iyi. İyi. Ben senin bilgilerini doğru olarak kabul etme zorunluluğum yok. Çünkü Kur'an'a tabiysin. Ben Kur'an ve sünnete tabiyim. Tamam. Ne anlıyorsunuz Kur'an deyince? Ben anladığımı arkadaşlara aktarıyorum. İki tane sonsuz olabilir yani sizin için. Ben iki tane sonsuz olabilir demedim. Dediniz. Zaman ve Allah. İkisi de sonsuz. Tamam doktor. Konuşalım mı? Nerede? Yalnız mı konuşalım? İşaret etmedi ama. Sen cemaatin istediğin içinde istediğin gibi konuşuyorsun, sana işaret eden oluyor mu? Edebe mugayir hareket etmek yok. Kim olursa olsun. Öyle ben şey sadece yok. Anlam için. Anlamak için. Bak. Art niyetim falan yok. Ben seni tanıyorum doktor. Ya. Ben o yüzden rahat konuşuyorum seninle de zaten. Cancağızım doktorcağızım. Bir insanı insan eden nasıl sıfatsal özellikleri var ise insanı insan eden. Mesela insanın görme özelliği var mı? Var. Koku alma özelliği var mı? Var. Beş duyu. Evet. Beş duyu olarak tanımladığımız duyular var mı? Var. Biz insanı insan olarak tanımlarken bu duyuları da içinde var olarak kabul ediyoruz. Öyle değil mi? Genel olarak. Bu yaradılan için. Yaradılan bir şey için. Allah'ı Allah olarak kabul ettiğimizde ve Allah'ı Kur'an ve sünnet öğretisinde bir tanımladığımızda Allah'ın sıfatları var. Sonsuz. Adet noktasında. Evet, hem de tecelliyat noktasında sonsuz. Bunların içerisinde sıfatlarından birisi zaman. Bu zamanla alakalı iki unsur söz konusu. Bir, yaratılmış bir şeyin yaratılış derecesindeki ve yaratılış makamındaki zamanı. İki, yaratanın kendi uhdesindeki kendine ait olan zamanı.
Biz Cenab-ı Hakk'ın kendi uhdesinde, kendi sıfatında olan zamanı algılamaktan uzakız tam manasıyla. Ama varlığın içerisindeki zamanı, varlığın içerisinde varlığa düşen zamanı yaratılan eşyanın, cisimlerin veya varlıkların yaratılışına ve yaratılış zeminine göre zaman kavramında değişiklikler vardır. Bu yaratılmış zamanı, yaratılmışların zamanıdır. Yaratılmışların zamanı. Yaratılmışların zamanı. Bir de yaratanın zamanı vardır. Yaratanın zamanının ne olduğunu Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının üzerinde şudur deme lüksü hiç kimseye ait değil. Yaradanın zamanının olduğunu nereden çıkarttık? Yaratılışın zamanının olduğunu çıkarttığımız nokta hadisi kutsi. Tamam. Yaratılışın zamanı. Yaratılışın zamanı değil, yaradanın zamanı. Yaradanın zamanı. Tamam. Yani Allah'ın zaman sıfatını ancak Allah bilir tam anlamıyla. Evet. Cenab-ı Hak da diyor ki zamana sakın küfretmeyin. Dehre küfretmeyin. Çünkü dehir yani zaman Allah'tır der. Bu nedir? Mesela bir kimsenin senin görmen farklı bir şeydir. Allah'ın görmesi farklı bir şeydir. Allah'ın görmesine küfrederse bir kimse Allah'ın görmesi Allah'tır çünkü. Onun sıfatıdır. Senin görmene küfreden sana küfretmiştir. Senin görmene küfrederken aslında sana küfretmiştir. Senin sıfatına küfrediyorsa sana küfretmiştir. O yüzden zaman Allah'ın kendine ait, zat-ı uluhiyetine ait sıfatıdır. Zat-ı uluhiyetine ait sıfatına bir kimse küfrederse Allah'a küfretmiş olur. Bir de Allah'ın varlığa çıkardığı, yarattığı şeylerin, yarattığı şeylerin kendi dairesinde kendine göre zaman birimleri vardır. Bu ama yaratılmışların zamanıdır. Yaratılmışların zamanına bakaraktan Allah'ın zaman sıfatının tecelliyatını anlamaya çalışır insan anlayabildiği yere kadar. Bu şudur. Bir dakika. Burada şimdi sadece sen yoksun doktorum civanım benim. Yok, biz her şeyi meydanda konuşuyoruz. Bizim gizli ajandamız yok öyle. Bizim biz şimdi biz milletin önünde başka konuşup arkada başka konuşanlardan değiliz. Her şey burada konuşuyoruz biz. Şimdi burayı iyi dinle. İnsana ait bu. Sıfat insanın sıfatı. Beş duyu mu insanın sıfatı? Yok o değil. Sizler öyle diyorsunuz. Ben demiyorum. Tıpçılar öyle diyor ya. Tamam beş duyu insanın sıfatı olsun. Tıpçılar öyle diyor. Ben onu değil mi? Ben insanın üzerinde Allah'ın sonsuz sıfatlarının tecelli ettiğini, insanın konumuna, durumuna göre. O zaman insan da Allah'ın bir sıfatıdır. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Allah'ın bir sıfatı değil, sonsuz sıfatıdır. İnsan. Evet. Sen insanı nereye koyuyorsun? Ben insansam, Allah'ın sonsuz sıfatıysa. İnsandan göre, insana göre değişiyor. İnsan var görüntüde insan, hayvan. İnsan var görüntüde insan, şeytan. İnsan var görüntüde insan, melekler esas duruşta duruyor. İnsan var görünüşte insan, varlığa komple tecelli ediyor. Sıfat yani beş duyuyla gelen. Beş duyu o normal herkesin, insanların algıladığı şey. Mesela ensesinden gören bir kimse, kafasının arkasından gören kimse tanıyor musun sen? Yok. Ha ben tanıyorum. Arkasını da görüyor adam. Hiç bakmadan sağını da görüyor, solunu da görüyor. Peki bu beş duyu geliyor ya, biz o beş duyu muyuz? Ha değiliz. Ha. Bak, din anlatırken sen tıp öğreniyorsun. Evet. Senin hocan derse ki insan beş duyudur. Bunu soruyor mu? Sınavda soruyor örneğin. Sen hocanın sınavda sorduğunun dışına bir şey çıkabiliyor musun? Yani ben dediğim şey... Beş duyunun dışında bir şey. Ben dediğim şey mi? Evet. Ya beş duyu dedin ne ki ya senle? Boş ver köpekte de var onlar. Beşin zamanı anlatacağız. Ben
He? Ben dediğin şey, sendeki benle, bendeki bana göre değişiyor. Sizdeki siz nasıl? Ben olursan anlarsın bendeki beni. Evet, haklısın. Nereden bileceksin ki bendeki beni? Ben yok mu o zaman? Ne, bendeki ben mi? Duruma göre. Değil mi? Tabii. Var ya da yok. Hayır, duruma göre dedim. Var ya da yok demedim. Duruma göre. Neye göre? Var mı yok mu? Bendeki ben mi? Hem var hem yok. Tamam, ben de onu diyorum. Hem var hem yok. Sen neye göre dedin onu hem var hem yok diye? Size göre işte. Bana uydun yani. Sizin dediklerinizi anlamaya çalışıyorum. Benim dediklerimi anlaman için ben gibi olman lazım diyorum. Tamam. Bendeki ben neye göre var neye göre yok biliyor musun? Şey hem var hem yok. Ben dedim şey Allah ve Resulüne karşı yok. Evet. Haklısınız. Halka karşı var. Ya. Doktorun civanım. Anladım demeyi. Varlığın başlangıcı bir şey. Yaradılanların değil mi? Evet. İlk başlangıç. Nokta diyelim biz buna. Tamam. Bunun yaratılış yeri amanın altı. Bir şey. Bunun, burada herkes bunu öğrenecek. Bunun ilk yaratılan bir şeyin, ilk yaratılan bir şeyin zaman, makam, derece olarak en zirvede. Peki bu şey zamansa? En zirvede. Bu yaratılmışlığın başlangıç noktası. Yaradılanların zamanı da, yaradılanların zamanı bu noktada tecelli etti. Bu noktadan önce Yaradan'ın kendine ait sıfatsal zamanı vardı. Sıfatsal, kendine ait. Bilmiyorduk. Bilmiyoruz ya. Cenab-ı Hakk'ın kendine ait, kendine ait zaman sıfatı var. Biz bu zaman sıfatını hiçbir şey yaratılmadığından dolayı bilmiyorduk. Allah bir şey yarattı. Dur. Peki nasıl bildin? Nasıl bildin? Neyi? Allah'ın kendine ait zamanı oldu. Kardeş, onu anlatacağız işte. Hiçbir şey bilinmiyordu. Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de ne dedi? Bilinmez idim. Ardından ne dedi? Bilinmekliği istedim. Bir şey yarattı, bilinmekliği sevdim dedi. Bir şey yaratınca. Ve yarattığı şeyde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz sıfatlarına mazhar olacak bir şey yarattı. Peki o şey ne? O şey Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyeti. İki veçhesi var. Ruhaniyet, nuraniyet. Bunların gerçek olarak sıfatsal tecelliyatını bilmiyoruz. İsim olarak hadis-i kutsi'de diyor ki ruhaniyetinden ve nuraniyetimden yarattım. Hadis-i kutsi bu. Bunun üzerinde müteşabih herkes bir şey söyler mi? Söyler. O mudur? Değildir. Şeker var ya. Bu yarattığı bir şeyin yaratılmışların zaman başlangıcı bu. Yaratılmışların zaman başlangıcı. Bakın, ruhaniyet ve nuraniyet. Ama yaratılmışların da zaman başlangıcı. Bakın, zamanı konuşuyoruz ya şimdi. Zamanı konuştuğumuz için yaratılmışın zaman başlangıcı. Buradan aşağı doğru, şimdi çok kafanızı bulandırmayacağım. İndi dünya.
Dünyadaki zaman birimi. Dünyadaki zaman birimi ile dünyanın dışındaki bir gezegenin zaman birimi aynı değil. Çünkü dünyanın zaman birimi güneşe ve dünyanın hareketlerine bağlı. Biz burada zamanı tanımlamak için dünyanın kendi ekseni etrafında bir sefer dönmesine bir gün diyoruz zaman birimi olarak. Güneşin etrafındaki döndüğüne de bir yıl diyoruz. Bu güneş sisteminin zaman birimi. Bakın güneş sisteminin. O zaman bizim şu anda varlık olarak kullanmış olduğumuz zaman birimi, birim olarak güneş sistemi ile alakalı. O zaman biz buradaki zamanı konuşurken şimdi güneş sisteminin zaman birimini konuşuyoruz. Ayet-i kerime. Sizin bir yılınız Allah katında bir gününüzdür. Sizin burada bin yılınız, özür dilerim, bin. Sizin bin yılınız Allah katında bir gününüzdür diyor. Bir gününüz. Dünyanın bin yılı, bin yılı, dünya hesabına göre yaptığımızda amanın bir günü. Amanın bir günü. O zaman zaman yaratılmışların içerisinde yukarıdan aşağı doğru inerken uzadı. Uzayınca zaman birimi değişti. Yaratılmışlarla alakalı. Dünya olarak bin yıl, piramidin zirvesinde bir gün. Peki, birinci kat semavat, ikinci kat semavat, üçüncü kat semavat, dördüncü kat semavat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, bir de burada sekizinci kat bilmezler kimse. Buradaki zaman birimleri, yaratılmış bak bunların hepsi de. Zaman birimleri, birinci kat semavattaki zaman birimleriyle aynı mı? Değil. Burayı anladınız mı? Burayı bir daha anlatmama gerek var mı? Biz varlığın zamanını konuştuk şimdi. Yaratıcının zamanını bilmiyoruz. Varlığın zamanını. Bu varoluşun zamanla alakalı. Varsa niye yarattı? Diyor ki bir şey. Efendim? Varsa niye yarattı? Allah yarattığı için yarattı. Var oldu. Bir şey varsa niye yarattı? Allah var etti, Allah yarattı. Varlığın zamanını konuştuk diyoruz ya. Ben varlığın zamanını konuştuk. Ya varsa nasıl yarattı? Yoktu, var etti. O zaman yoktu, var olanların zamanı diyor. Ha öyle dedim ki zaten. Yok, varlığın zamanı. Varlığın dediğim varoluşun, yani Cenab-ı Hakk'ın var etti, yaratmış olduklarının zamanı. Benim anladığım bu yaratılmışların zamanından. Anladın? Hemfikir miyiz? Bununla alakalı? Bir şey varsa o yaratılamaz değil mi? Efendim? Yaratılan şey ne? Yaratılan şey sensin. Tamam. Ben var mıyım? Varsın. Ben dediğim şimdi, var olup olmadığını nereden biliyorsun? Karşımdasın ya. Ben gördüğünüz şey mi?
Efendim? Gördüğün şey mi? Gördüğüm kadar evet gördüğüm şeysin. Değil. Değil. Sen bilirsin. Ben biliyorum zaten. Tamam. Okuyun, devamını oku. Okuyayım. Yaratılanlar sınırlı ve zamanda bunların yaratılanlar sınırlı ve zamanda bunların sınırı bu yüzden zamanda sınırlıdır. Sınırlı bir şey sonsuz olamaz. Allah yaratılan değildir. Zaman yaratılanların sınırı ise Allah bundan bağımsızdır. Bu yüzden zaman Allah değildir. Allah niçin zamana ihtiyaç duyuyor? Allah bir şeye ihtiyaç duymaz ki. Duymaz, değil mi? Evet. Allah katında zaman, onun bilgisine nasıl ulaşır? Onun bilgisi normalde sır. Bu normalde Allah katında zaman, Allah'ın sıfatı dedim. Peki şunu sorayım. Allah katında dediğiniz şeyde Allah sadece o katta mı? Değil. Her katta. O zaman zamanı da her katta. Allah sıfatlarıyla bütün varlığın üzerinde tecelli eder. İşte bu noktada Allah'ın katında ise Allah. Allah katı diyorsunuz ya. Ve sıfatı da orada diyorsunuz. Zaman sıfatı. E Allah sadece oradaysa orada mı? Sadece orada mı? Allah katında mı Allah? Öyle olsun. O zaman burada Allah yok size göre. Efendim? Burada Allah yok size göre. O zaman Allah sonsuz değil. Ya. Size göre. Nereden çıkardın? Allah, Allah katından başka bir yerde yok dediniz. Öyle demedim. Öyle olsun, senin dediğin gibi olsun dedim. Yok, sizin dediğiniz gibi olsun. Benim dediğim gibi olacaksa farklı bir şey o zaman. Nasıl? Benim dediğim gibi söyleyeceksen benim söylediğim şey Kur'an ve sünnet dairesinde. Tamam, nasıl? Kur'an ve sünnet dairesinde Allah mekandan münezzehtir. Evet. Cenab-ı Hak kendi katımdan dediğinde bunun neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Evet. Allah'ın bir katı var mıdır? Allah'ın kendi beyanına göre vardır. Ama yaratılmışlar bu kattan gerçek manada ne olduğunu tam olarak anlayamazlar. Zaman olduğuna dair bir bilgi ne? Bu kattaki zaman olduğuna dair bilgi Allah kendisi söylüyor. Nerede söylüyor? Zaman Allah'tır diyerekten. Kur'an'da mı söylüyor? Hadis-i kutsi. Anladığın şey öyle değişiyor. Sende değişiyor. Bende değişmiyor. Ben de anladığım şey. Senin anladığın doğru olduğuna dair bizim elimizde bir delil yok. Hayır, bana şunu cevabını. Benim anlattığıma dair benim... Basit bir şey soruyorum size. Zaman sonsuz diyorsun. Sonsuz. Allah da sonsuz. Bak zaman Allah'ın bütün sıfatları sonsuz. Allah'ın görmesi sonsuz. Allah'ın duyması sonsuz. Allah'ın rahmaniyeti sonsuz. Rahimiyeti sonsuz. Semisi sonsuz. Kudreti sonsuz. Kuvveti sonsuz. Allah'ın bilinen bilinmeyen bütün sıfatları sonsuz. Sadece zaman değil. Bütün sıfatları sonsuz. Bütün sıfatları hem ezeli hem ebedi. Sadece zamanla bağlantılı değil bu. Zaman sıfatıyla bağlantılı değil. O zaman şurada yanlış anladım. Allah'ın sonsuz sıfatları var. Bu sonsuz sıfatları yani sonsuz özellikleri öyle diyeyim. Anlayacağın tabiriyle. Sonsuz özellikleri var. Bu sonsuz özellikleri hem ezeli hem ebedi. Yani başlangıcı yok. Başlangıcı olmadığı gibi sonu da yok. Zaman da bunun içinde. Zaman da bir sıfat. Onun da sonu yok. Kelam ismi şerifi var. Kelam, konuşmak manasında. Kelam ismi şerifi sonsuz. Hem evveli hem ahiri. Ama Allah'ın olması. Allah'ın sonsuz. Yaradın. Evet, yaradılanların değil. Yaradılanların zamanı sınırlı. Yaradılanların zamanı sınırlı. Duruma konuma göre değişiyor. Tamam. E tamam, biz de bunu söylüyoruz. Biz yaradanların zamanından mısın şeyiz? Yaradılanların her şeyin, yaradılan her şeyin kendine göre bir zamanı ve mekanı var. Kendine göre. Biz o yaradılanların kendine göre olan zamanından ve mekanından Allah'ın zaman sıfatının tecelliyatını tanımaya çalışıyoruz.
Nasıl insanın görmesinden Allah'ın görmesini tanımlamaya çalışıyorsak, insanın görmesinden Allah'ın görmesini tanımlamaya çalışıyoruz. İnsanın görmesi Allah'ın görmesi gibi midir? Hayır. Ama insanın görmesi bu noktada bir örnek teşkil eder mi? Evet. Bunun gibi yaratılmış olanların zaman birimleri Allah'ın zaman sıfatının tanımlaması açısındandır. Yaratılmış olan her şeyin kendine ait bir zaman birimi vardır. Kendi makamına ve derecesine göre bir zaman birimi vardır. Onların zamanları, yaratılmışın zamanı. Bu kitap yaratılmıştır, bunun bir zaman birimi vardır. Bunun yaşadığı hayat çerçevesinde kendi bir derecesi vardır. Bunun da kendine ait bir zaman birimi vardır. O zaman Allah'ın zamanı Allah'tır demek daha doğru. Cancağızım, o hadisi kutsi neden inat ediyorsun? Mübarek çocuk. Zaman değil de. Zaman, bak siz zamana küfretmeyiniz. Çünkü Allah zaman, çünkü zaman Allah'tır der. Buradaki küfredilen şey, sonuçta bu varlığın içerisinde tecelli eden zaman sıfatının tecelliyatına dahi küfredemezsiniz siz. Tamam da, şimdi Allah'ın görmesi var, bir de görmek var. Evet, Allah'ın görmesi. Şimdi bir kimse... Allah'ın zamanı var, bir de normal zaman var. Bir kimse görmeye küfrederse, gerçek gören Allah'tır ve bu manada görmeyi de yaratan Allah'tır. Bir kimsenin veya bir şeyin görmesine küfredildiğinde Allah'ın görme sıfatına küfredilmiş sayılır. O yüzden varlığın üzerinde tecelli eden bütün fiiliyatlar ve sıfatlar gerçek manada Allah'a aittir. Öyle olunca burada tecelli eden tüm sıfatların sahibi Allah'tır. Siz varlığın üzerinde tecelli eden bir sıfata küfrederseniz Allah'a küfretmiş olursunuz. Din küfretmeyi yasaklar. Okudum bitti. Şurasını okudum. Okudum, orayı da göster. Okudum. Bana Allah'tan başka bir şey gösterin, sizden ders alayım. Okudum orayı. Gösterebilir misin? Neyi? Allah'tan başka bir şey. Allah'tan başka bir şey. Burası insanı küfre götürür. Götürmez abi, neyi götürür? Çoğu insanı götürebilir, evet. Haklısınız. Orada ince bir ayrıntı var. Onu yakalayabilir misin? Hoş geldin. Burada normalde vahdet-i vücut noktasında duran sufiler varlığı tamamiyetle Allah'ın gölge vücudu olarak görür. Bu varlık Arabi'ye göre gölgeden ibarettir. Varlık tamamiyetle Arabi'ye göre gölgeden ibarettir. Arabi'ye göre. Hazreti Mevlana'ya göre bu varlık tamamiyetle bir hayal üzerinde yürür. Sen varlığı ne olarak görüyorsun? Sonsuz. Varlığı. Varlığı. Dünyayı. Dünya zamanın içinde. Dünyayı sonsuz mu görüyorsun? Örnek. Dünyayı sonsuz görmüyorum herhalde. Peki. Varlığı diyor. Güneşi? Güneş de sonsuz. Tamam. Neyi sonsuz görüyorsun? Allah'ın. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Allah'ın yarattığı şey zaman. Zaman. Dur bir dakika. Allah'ın yarattığı şey ne? Zaman. Zaman. Zamanı yaratıyor. Zamanı yaratıyor yani, değil mi? Evet. Allah'ın yarattığı bir şey yani zaman. Evet. Tamam. Bu yüzden Allah'tan başka bir şey yok. Allah sonsuz diyoruz ya. Ben orada şey derseniz, Allah'ın zamanı Allah'tır derseniz oraya katılırım. Ama zaman Allah'tır derseniz oraya katılamıyorum. Tamam. Çünkü Allah'ın yarattığı bir şey nasıl Allah olur? Allah'ın yarattığı hiçbir şey Allah olmaz. Evet, zaman gibi. İki sonsuz olmaz çünkü. Allah'ın yarattığı hiçbir şey
İki sonsuz olabilir mi? Allah'ın yarattığı hiçbir şey Allah olmaz, değil mi? Evet. Allah'ın yarattığı hiçbir şey Allah olmaz. Evet. Harika. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Allah'ın yarattığı hiçbir şey Allah olmaz. Burada hemfikiriz. Hemfikiriz, ben bir şey demiyorum. Tamam. Orada hemfikir değiliz. Orada da hemfikiriz cancağızım. Sen oradan tutuyorsun, ben buradan tutuyorum. Orası burası yok. Zaman, buradaki bak tekrar söylüyorum. Yaratılmışların zamanı sonsuz değil. Tamam. O zaman Allah'ın zamanı Allah'ın. Kardeş, burada zaten kastedilen o ya, Allah'ın sıfatı diyorum ben sana. Siz zamana küfretmeyiniz. Allah'ın sıfatı olan zamana. Anladın? Ben Allah'ın sıfatı mıyım? Allah'ın sıfatlarının tecelli ettiği şeysin. Evet. Sana küfredemem o yüzden. O yüzden hakaret edemem sana. Orada şey dedim ya, Allah'tan başka bir şey gösterin. Sizden ders alayım dedim ya. Gösterebilir misin? Kardeş, varlık tamamıyla onun sıfatıdır. Varlık tamamıyla onun sıfatlarının tecelli ettiği bir alanda. Varlık tamamıyla onun sıfatı mıdır? Varlık tamamıyla onun sıfatlarının tecelli ettiği yerdir. Tecelliyatıdır. Varlık tamamıyla onun sıfatıdır. Allah'tan başka varlık var mı? Kardeş, yarattı ya. Yarattı. Neyi yarattı? Kendisi. Neyi yarattı diyorsun? Ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Neyi yarattı? Varı mı yarattı? Evet. Var olan bir şeyin yarattı. Seni yarattı. Yok ki. Ben ne varım ne yokum. Doktoru tanımıyor büyük çoğunlukta arkadaşlar. Doktorla biz yaklaşık 3 yıldan beri tanışıyoruz. Buraya gelir, aşağı perşembe derslerine gelir. Perşembe derslerinde böyle sessiz, sakin durur. Öyle şey yapmayın yani. Doktor böyledir. Allah razı olsun kendisine. Yani enteresan fikirleri vardır. Ben arada tanıtayım böyle. Ben anlatayım isterseniz. Anlat. Şimdi bu tahta sonsuz olsun, olmaz ya. Olsun diyelim. Olsun diyelim, evet. Bir mikrofon verin doktora. Şu mikrofon, bir yok mu telsiz mikrofon? Tamam doktorum, anlayalım seni. Erzurumlu, canın çok dar senin. Bayburtlu Erzurum. Oo, o da oradan işaret ediyor, Erzurumlu değil diyor. Bayburtlu Erzurum arasında ne kadar yol var? 120 kilometre mi? Öyle mi? Şimdi dışarıdakiler senin sesini alamazlarsa ne konuştuğumuzu bilemezler, biliyor musun? O yüzden hem seni meşhur edeyim biraz. Anlaşamadığımız nokta. Sen şimdi anlaşamadığımız noktayı sen söyle. Ben anlaşamadığımız bir nokta olarak görmüyorum bir şeyi. Evet. İfadelerimizde bir evet. Tezatlık gibi var. Algımızda değil. Evet. Sen merak etme, ben senden ders alacağım ya. Ama bir daha bir başkasını şirkle itham etme. O söz şirkine gidiyor. Ben şimdi bir şey daha söyleyeceğim de bu kafayı kıracak gidecek buradan diye şey yapıyorum. Sonsuz var. Bir tane daha. Ben sonsuzum. Siz. He.
Evet. Ya ben kendimin sonsuz olduğuna inanıyorum ya. Değilsin, göstereceğim şimdi. Gerçekten mi? Evet. Benim sonsuz olmadığımı mı ispat edeceksin? Ederiz. Allah izin verirse. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi efendim, bu tahta sonsuz olsun. Çalışıyor, çalışıyor. Bu tahta sonsuz kabul edelim. Bundan başka son, hatta sonsuza nasıl vardık onu anlatalım. Bir şey sonluysa, şöyle bir şey, sonlu diyelim buna. Ve dışında yokluk var. Bu sonlu şeyin öncesinde ne vardı diye bir soru herkesin aklına takılır. Bu şeyin öncesinde ne vardı, onun öncesinde ne vardı, onun öncesinde ne vardı? Eğer yokluktan çıktıysa bu sonlu şey, yokluktan hiçbir şey çıkamayacağını herkes bilir. Çünkü yok. Eğer yok olan şey sonsuz, sonsuz olan şey yoksa bu yokluktan hiçbir şey türemez. Bunu herkes bilir. Şimdi bu tahta varsayalım ki var olan sonsuz. Var olan sonsuzumuz olsun. Şimdi bu sonsuz yok olan zamanı yaratıyor. Var olan sonsuz, yani Allah-u Teala, yok olan zamanı yaratıyor. Ve bu zaman sınır koyuyor. Yoksa nasıl var? Bize göre var. Yoksa nasıl ismi var? Yoksa nasıl mı ismi var? Bize göre var. Bize göre var. Evet. Zamanın içinde olanlara göre var. Allah'a göre zaman. Yok mu? Yok. Allah'a göre zaman yok. Evet. Var senin, mı? Senin inanışına göre. Hayır, var mı? Benim inanışıma göre var. Allah'a göre zaman. Aha. Bence yok. Evet. Şimdi, sınırlı bir zaman çizdik. Bu zaman yokluğu temsil etsin. Şimdi Allah zamanı artırıcı ve azaltıcı. Zaman, zaman sınırlı nasıl, bir zaman. Zaman sınırlı nasıl bir zaman. Arttırılı ve artırıcı? Onu ve... Allah bilir. Ben hiç öyle demedim ama. Ne? Zaman, zamanı artırıp ya da azaltamaz mı Allah? Zamanı mı? Evet. Arttırıp azaltabilir. Tamam, o zaman bir sıkıntı yok. O zaman zaman var. Allah'a göre yok diyorum, bize göre var. Ben ne dedim debütten beri? Ne dediniz? Dedim ki zaman Allah'ın sıfatıdır, ne olduğunu bilmiyoruz dedim. Tamam. Ama dedim varlığın üzerinde tecelli edince varlığın zamanı çıkar ortaya dedim. Tamam. Ne demek bu? Kalktın buraya kalktın şimdi. Ne demek bu şimdi? Aynı şeyi söyledik. Ben zamanın sınırlı olduğunu söylüyorum. Neyin zamanı? Varlığın zamanı. Tamam, aynı şey. Öyle zamanı, demedin mi ben de? Zamanın yok olduğunu söylüyorum. Efendim? Zamanın yokluk olduğunu söylüyorum. Bu yokluk genişledikçe biz sınırlı varlıklar yokluk ortaya çıkıyor. Yokluk nasıl genişleyecek? Sınırlı çünkü. Yokluk nasıl genişleyecek? Yokluk genişler. Genişletecek Allah. Yokluk nasıl genişleyecek? Yok. Yok genişler mi? Yokluk. Uzay genişliyor mu size göre? Yokluk değil ki o. Ne? Var. Ne var? Varlık, uzay var. Var. Nerede var? Yokluk nereden genişliyor? Doktor, nereden çıkardın bunu? Yok, yoktur. Yokun genişlemesi var mı? Evet. Şimdi genişliyor bakın. Yoktu. Genişliyor. Anladınız mı şimdi? Hoş geldin ya. Bakın yokluk dar. Şimdi genişliyor. Bu arada yokluk değil burası. Ne? Dolu ne burası. Orada? Neyle dolu? Hidrojen, oksijen, bir sürü atom dolu. Onların arası? Hepsi de dolu. Neyle dolu? Doktor. Varlıkla dolu. Var. Tamam, ben yok demiyorum ki. Ben yoka yok diyorum. Sakın tıba gideyim demeyin ha. Birazdan anlayacaksın. Yokluk genişliyor. Tamam mı? Doktor. Hı. Müdahale yok. Hı. Doktor. Hı. Yokluğu nasıl var ettin de genişlettin? Allah var etti, ben var etmedim. Yokluğu mu Allah var etti? Evet. Allah bir yokluk alemi var etti. Öyle mi? Evet. Buna da zaman diyoruz biz. Buna zaman diyorsun sen. Biz. Fizikçiler daha doğrusu. Ne diyor fizikçiler?
Zaman diyor buna. Yokluğa zaman diyor. Evet. Kabul ettik ya. Kabul edin. Ya da etmeyin. Yok ya, kabul edelim ya. Gönlün olsun ya. Tamam. Şimdi yokluk genişledikçe arada varlıklar. Yokluk neyin üstünde genişliyor doktor? Üstünde mi? İçinde diyelim, daha doğru olur. Yokluk neyin içinde genişliyor? Sonsuzun. Sonsuzun içinde. Sonsuz varlığın içinde. Sonsuz varlığın içerisinde yokluk genişliyor. Evet, bu da Allah. Ha, bu yokluk mu Allah? Varlık, sonsuz varlık. Sonsuz varlık Allah, sonsuz varlığın Allah'ın içerisinde yokluk mu genişliyor? Evet, bunu Allah genişletiyor. Bunu Allah genişletiyor, evet. Yokluğu. Evet. Ve bu yokluk da zaman diyorsun. Evet, aynen bu şekilde. Değil mi? Yokluk, evet, evet. Zaman. Evet, anlamaya çalışayım biraz. İşte ben de anlamaya çalışıyorum. Tamam. Allah razı olsun. Mürşidimsin ya. Tamam. Yokluk zaman değil mi senin için? Evet, benim için öyle. Yokluk zaman. Benim için öyle. Tamam. Peki, bu zamana küfretmeyiniz. Zaman Allah'tır dediğimizde yokluk da Allah olmuyor mu? Bana göre olmuyor işte. Ha. Anladınız mı şimdi? Gel. Ver kalemi. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Burası yokluk değil mi? Şu çizdiğiniz daire. Evet. Bu yokluk sınırlıysa, genişlerse varlık ortaya çıkıyor. Dur cancağızım, bu yokluk Allah'ın içinde değil mi? Evet. Bak, bu Allah'ın içerisinde yokluk. Evet. Bu yokluğa da sen bir ismini de zaman diyorsun, öyle değil mi? Evet. Bu peki Allah'ın içindeki zaman neye ait oldu? Kime ait bu? Allah'a tabii ki. Efendim? Allah'a. Bir daha söyler misin? Allah'a. Buna söven kimse kime sövmüş oldu? Allah'a. Hoş geldin. Benim dediğim yere geldin gene. Tamam da. Zaman şimdi sınırlı. Allah sonsuz. Canım nasıl kardeşim. Allah Allah zaman bir oluyor. Canım kardeşim. Sen söyledin ya şimdi. Ne? Allah'ın içerisinde yokluk değil mi? Evet. Yokluk aynı zamanda zaman değil mi fizikçilere göre? Evet. Bu zaman Allah'ın vücudunun içerisinde, öyle değil mi? Allah'ın bütünlüğünün içerisinde. Allah'ın bütünlüğünün içerisinde değil mi zaman? Evet. Allah'ın yokluğunu bize peki, gösteren şey. Peki. Dur. Allah'ın içinde olan bir şey Allah'a ait olmaz mı? İçindeyse evet, Allah'a ait. O zaman Allah'ın bir sıfatı olmaz mı? Bir özelliği olmaz mı? Bize göre olur. Allah'a göre olmaz mı? Allah için o şey yok zaten. Var içinde. Tamam. Yokluk diyorum, yokluk. Yokluğu var olarak kabul ettin ya az önce. Sordum, yokluk var mı dedim, var dedin. Yokluk var ama. Yokluk var değil mi? Yokluk var. Yokluk var. Tamam. Tamam. Yokluğun bir ismi de zaman değil mi? Evet. Allah'ın içinde mi? Evet. O zaman Allah'ın içinde olan bir şey Allah'tan ayrı mı? Değil. O zaman o Allah'tan ayrı değil ise Allah'ın bir sıfatı, özelliği olmuyor mu? Bize göre oluyor işte. Allah'a göre olmuyor mu? Zamanın içindekilere göre oluyor işte. Cancağızım, kardeşcağızım, bunu sen kendine göre anlatıyorsun zaten. Tamam, size ben göre senin kendine göre anlattığın yoldan gidiyorum. Tamam. Benim anlattığım bir şey değil bu. Tamam. Senin anlattığın bir şey. Evet. Senin kalbin var mı içeride? Var. Kime ait bu? Bana ait. Kalbine söversem kime sövmüş oldum? Kalbime söversen kalbime sövmüş oldum. Bana mı sövmüş oldum? Sana değil benim mi? Benim kalbime sövmüş oldum. Senin kalbine, evet, sövdüğümde sana sövmüş olmadım mı? Senin bir özelliğine söverekten. Benim kalbime sövmekle bana niye sövüyorsunuz? Ben kalbimden ibaret miyim? Değil mi? Öyle olmuyor mu? Olmuyor. Devam edin. Tamam, yok, ben senin gittiğin yoldan gittim. Tamam, sen, gidin. Senin nereye çıktığını göreceksiniz. Mükemmelsin ya. Birazdan harika üst olacaksın. Tamam, buyurun. Yokluk Allah'ın, senin tabirine. Şimdi yokluk sınırlıysa ve genişliyorsa varlıklar ortaya çıkmak zorunda. İyi. Bunlar yaratılan.
Kardeşim, yokluk, yokluk dediğiniz şey Allah'ın zatının içinde, öyle değil mi? Evet. Allah'ın zatının içindeyse yokluk. Allah'ın içinde bak, değil mi? Evet. O zaman yokluk Allah'a ait, değil mi? Evet. Tamam. Aynı yerdeyiz. Yokluk Allah'a ait. Bu yokluğun bir isminde zaman koydun, değil mi sen? Evet. Bu da Allah'a ait olmuyor mu o zaman? Oluyor. Tamam. Senin üstüne daha fazla gitmeyeyim ben. Yokluk Allah'a ait. Çünkü Allah yarattığı için. Tamam. Yokluk Allah'a ait, zaman da Allah'a ait. Ama Allah'ın bir parçası değil. Ha, ben de o konuda kabul ediyorum. Allah'ın parçası değil. Parçası değil. Yani benim parçam kalp. Ama Allah'ın parçası yokluk değil. Allah'ın parçası yokluk değil. Evet. Zaman da Allah'ın parçası değil, değil mi? Evet, parça olarak görürseniz değil. Değil, tamam. Hemfikiriz. Hemfikiriz. Buyurun. Buyurun, otur. Estağfurullah. Devam edeyim mi? Ha, var mı da anlatacağım? Buyur. Şimdi zaman genişleyince, sınırlı bir yapıdaysa zaman, otomatikman varlıklar ortaya çıkacak. Varlıklar nerede ortaya çıkıyor? Sonsuzun içinde. Evet. Yokluklar azaldıkça, yani belirsizlik azaldıkça, yokluk, belirsizlik, düzensizlik, rastgelelik, bunları niteleyebilirsiniz. Özgürlük. Yokluğu. Evet. Veyahut da kendi içerisinde sistematik bir şey olarak da nitelendirebiliriz. Sistematik olamaz. Çünkü yoklukta, kural bir, yok. Yoklukta bir sistem yok mudur? Yok. Sence yok? Yok. Sence yok, değil mi? Bence yok. Evet. Ben var olduğunu inanıyorum. Tamam, yoklukta bir sistem yok. Var. Neden? Allah yoktan var eder. Yok, öyle değil. Sen yoklukta bir zamanın, bir yoklukta sistemin olmadığını düşünüyorsun. Evet, düşünüyorum. Ben de yoklukta bir sistemin olduğunu düşünüyorum. O sistem Allah mı diyorsun? Bu bir şeyi Allah yaratıyorsa onu sistemsiz, kuralsız yaratmaz. Onun yarattığı her şeyde sistem ve kural vardır. Tamam, ben bir şey demiyorum. Ha, tamam. Bunu, ama yoklukta sistem yok. Yokluk azaldıkça sistem ortaya yokluğun çıkıyor. Yokluğun da kendi içerisinde aklı ve sistemi vardır. Yoktur. İyi. Şimdi bu kuralsızlık azaldıkça... Kuralsızlık değildir o. Sen kuralsızlık olarak görüyorsun. Yokluk. Yokluğu nasıl bir sistem haline sokabilirsiniz? Yokluğa vermiş olduğun manayla alakalı bu. Yok, yokluğun kendisiyle alakalı. İyi. Yokluk aynı zamanda varlıktır. Değildir. Adı varsa varlıktır. Adı bize göre var. Adını koyan Allah'tır. Evet. Öyle mi diyorsunuz? Öyle. Tamam. Yokluk genişliyor. Bütün her şeyin sonunda tamam diyecek o. Yokluk genişliyor. Varlıklar ortaya çıkıyor. Tamam. Buraya kadar hemfikiriz. Hemfikiriz. Yokluk genişledikçe varlıklar ortaya da çıkıyorsa yokluğun kendince bir aklı, kendince bir hukuku var demek bunu ki. Bunu genişleten Allah. Evet. Allah kendince onu kendince bir aklı yok. Onu genişletirken işte kendince bir hukuku var. Kendince bu noktada aritmatiği var. Çünkü, Allah'a göre var. Evet. Allah kendince, tamam, diyorum. Allah. Evet. Var etme. O zaman kaos yok orada. Ama yokluğun özelliği kaos. Kaosu azalttıkça, yokluğu i̇nsanlar azalttıkça... İnsanlar onu kaos olarak görüyor. Yaradılanlar, evet. Hı-hı. Yokluk azaldıkça... Allah çünkü onu kaos azalır. Olarak... Allah onu kaos olarak görmüyor. Evet, haklısınız. Yokluk azaldıkça kaos azalıyor. Ve varlıklar ortaya çıkıyor. Yokluk çoğaldıkça varlıklar meydana çıkıyor. Azaldıkça değil. Hayır, yokluk çoğaldıkça, sınırlıysa ve genişledikçe, genişlemekle yokluk, çoğalmak aynı şey değil. Yokluk genişledikçe varlıklar meydana çıkıyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Evet. Aynen bu şekilde. Evet. O zaman yokluğun aklı var demek ki. Allah genişletiyor diyor. Hı, Allah genişletiyor. Yokluğun aklı var çünkü. Evet. Evet. Varlıklar ortaya çıkıyor ve bu varlıkların da kendilerine göre aklı var o zaman. Allah veriyor demek ki onlara da bir akıl kendilerine göre.
O da dengeye göre işte. Yani yoklukla varlık arasında. Bir sonuçta atomun kendi içerisindeki çekirdeğinin bir aklı var sonuçta. Şimdi varlıklar, oluşan varlıkların belli bir kısmı yokluk, belli kısmı varlık. Görünen kısmı varlık, görünmeyen kısmı yokluk. Eyvallah. Şimdi gördüğünüz her şey Allah'ta demekle. Da, görünmeyen kısmı da var tabii değil mi? O yokluk. Biz göremediğimizden dolayı görünmeyen kısmı var. Kaos orada ortaya çıkıyor işte. Hı-hı, tamam. Şimdi gördüğümüz her şey Allah'ta demekle aslında yokluğun en aza indiği durumlar ortaya çıkıyor. Bunları gözlemliyoruz. Her şey görünür bize göre. Görünmesinin sebebi değişmeyen şeyleri görüyoruz aslında. Aslında burada değişmeyen, yani Allah'ın sonsuzluğun değişmeyeceği gibi ve zamanın münezzeh olduğu gibi, zamanı Allah'ın yarattığı gibi bu şekilde Allah'ı tanıyoruz. Sıkıntı yok. Tamam. Yani zamanı Allah yarattı. Evet. Ve Allah zaman değildir. Harun kaç yıldan beri yanımdasın? Hep gelinen ben olmuyor mu sonunda? Biraz şataat yapayım ya. Evlen de sensin, ahir de sensin. Al bakalım. Neye göre konuştu? Zaman sınırlı değil mi? Allah isterse genişletiyor. Allah isterse genişletiyor. Varlığın zamanı söz konusu olan. Değil mi? Allah'ın zamanı biliyorsanız. Varlığın zamanı sınırlı. Öyle değil mi? Aynen. Tamam. Allah'ın zamanı. Allah'ın zamanı sınırsız. Ben katılmıyorum ona. Ha yok katılmam. Allah razı olsun. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şu erdemliliğe bütün kardeşlerin ulaşmasını istiyorum. Burası ilim yeri. Burada adabıyla, erkanıyla herkes fikrini söyleyebilmeli. Herkes sorusunu sorabilmeli. Bu noktada hiç kimseye müdahale edilmemeli. Sufilik terbiyesinde bir yerde sohbet eden kimse bir kimseye söz hakkı verdiyse geri kalan hiç kimse müdahale etmez. Bunun hiçbir zaman haklı tarafı yoktur. Anladınız? Sufilik edeptir. Biz edeple hareket edeceğiz. Buraya bir inanmayan da gelebilir. Bize her türlü şeyi söyleyebilir. Hakaret de edebilir. Biz ona sufice davranacağız. Sufice. O yüzden herkes edeple davranacak. Bir daha görmeyeyim hiç kimseden. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ben kendimi hiçbir zaman şeyh, üstad, mürşit, veli olarak görmedim. Ben bunu üstadım olarak gördüm. Şeyh, veli, üstad olarak. Biz şeyhimizin yanında hiç böyle davranamazdık. Öyle lafa girelim. Yapalım. Biz böyle bir şey... Ahmet hiç yaşadın mı böyle bir şey sen? Hacı Erkan hiç yaşadınız mı böyle bir şey? Eskiler yenilere anlatacaklar. Neyin nerede nasıl yaşanması ve dinlenilmesi gerektiğini anlatacaklar.
nasıl oturulması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini, nasıl konuşulması gerektiğini eskiler yenilere anlatacak. Yeniler de eskileri dinleyecekler. Öyle. Ben onu tanımam. Sufilik öyle değildir. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden asla nerede olursanız olun edebe mugayir bir şey yapmayın. Allah muhafaza eylesin. Amin. El Fatiha mesela. Amin. Destur.